Açık Öğretim Lisesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Sınıf, Ünite Özetleri. 1. Ünite, Bilgi ve İnanç. İslam'da bilgi kaynakları. İnsan, evrendeki varlıklar içinde varlığının farkında olan ve bunu ifade edebilen, kültür ve uygarlık oluşturabilen, yaşadığı çevreyi imar edebilen tek varlıktır. İnsan, aklı ve hür iradesi sayesinde bu evrende etkin olmaktadır. Akıl ve hür iradenin etkinliği ise bilgi sayesinde gerçekleşmektedir. İnsan, yaratılışının bir gereği olarak şüphe eder, soru sorar ve merak eder. İnsan, ilgisini çeken şeyleri anlamak, aklına takılan sorulara cevap bulmak ve bilmek ister. İnsanın varlığını layıkıyla sürdürebilmesi için bilmesi gerekir. Bilme onu diğer varlıklardan ayıran en büyük özelliğidir. Felsefe, bilgiyi genelde bilen özne ile bilinen nesne arasında kurulan ilişki sonucunda ortaya çıkan ürün olarak tanımlanır. Felsefede bilginin kaynağını deneyiciler, empiristler ve akılcılar, rasyonalistler ve sezgiciler olarak ayırabiliriz. Bilimsel düşüncede bilgi, bilimsel yöntemler ile elde edilen bilgidir. Bilimsel yöntem, akıl, deney ve gözleme dayalıdır. Bilimsel bilgi objektif, sistemli, tutarlı ve eleştiriye açık bilgidir. Bilimsel bilgi doğa bilimleri, fizik, kimya, biyoloji ve astronomi, formel bilgiler, matematik, mantık, insan bilimleri, tarih, dil bilim, sosyoloji olmak üzere üçe ayrılır. Bilginin birçok tanımı vardır. Sözlük anlamıyla ilim, mutlak olarak bilmek, sağlam olarak bilmek, kesin olarak bilmek, deneyerek bilmek, bir şeyin gerçeğini bilmek anlamlarına gelir. İlim, insanın vahiy, akıl ve duyu organları aracılığıyla elde ettiği kesin bilgilere denir. İlim, bir şeyi olduğu gibi ve gerçeğe uygun şekilde bilmektir. Bu anlayışa göre yanlış malumata bilgi denilmez. Bir şey hakkında düşünce yoluyla derin bilgi ve anlayışa erişmek ise marifet olarak ifade edilir. İslam düşüncesine göre bilginin kaynakları akıl, duyular ve haber şeklinde belirlenmiştir. Önce akıl, duyular ve haberin tanımı, sınırları ve doğru bilgiye ulaştırmaları bakımından önemi anlatılmaktadır. Akıl, doğruyu yanlıştan ayıran, olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurarak yargıda bulunan, bilgi üreten, kavramlaştıran bir yetidir. Duyular, görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma olmak üzere 5 duyudan oluşturulur. Haber ise doğru ve yalan olma ihtimali bulunan her çeşit bilgidir. Doğru bilginin bunlardan birisi, ikisi veya her üçü yoluyla elde edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Kur'an, bilgi kaynağı olarak vahiy başta olmak üzere doğru haberi, duyuları ve akıl yürütmeyi göstermektedir. İnsan hayatının gayesi, Allah Celle Celaluhu'yu bilmek, inanmak ve ona ibadet yani kulluk yapmaktır. Allah Celle Celaluhu'yu bilmek, bilgilerin en üstünü ve yücesidir. İnsan ancak bilgi vasıtalarıyla Allah Celle Celaluhu'ya giden yolu bulabildiği gibi kendisini ve çevresini de bu vasıtalarla tanır ve bilir. İslam düşüncesine göre rüya, ilham ve keşif sadece kişinin kendi tecrübesine dayandığı ve objektif olduğu için geçerli bir bilgi kaynağı değildir. Bu bilgi kaynakları başkaları tarafından kabul edilemeyeceği gibi bunların doğruluklarını gösterecek herhangi bir delil de yoktur. 21. yüzyılda değişen ve gelişen teknoloji ile birlikte insanların bilgiye ulaşım araçları da değişmiştir. Önceden basılı kaynaklar olan kitap, dergi, gazete gibi araçlarla bilgiye ulaşabilirken günümüzde hızlı değişen teknoloji ile bilgiye erişim kaynakları her geçen gün değişmekte ve çeşitlenmektedir. Bilgi kaynakları basılı ortamın yanı sıra dijital ortamlarda da sunulmaya başlanmış elektronik, sanal ve dijital bilgiye erişim kaynakları ortaya çıkmıştır. İnsanların bilgiye ve ilme istek ve sevgileri aynı değildir. Bilgiye ulaşmak bir emek işidir. İlim tahsili uğruna bilinçli ve kararlı bir şekilde yola koyulmaktadır.
duyulan ve bu yolda sıkıntıları göze alan kimseye Allah Celle Celaluhu cennetin yolunu kolaylaştırdığı gibi ilmin önündeki engelleri de kaldırır. İlmin kaynağı olan Allah Celle Celaluhu onu kuşkusuz çalışana, talip olana bahşetmektedir. İslam dininde bilgi edinme yolları salim beş duyu organı, selim akıl ve vahidir. Doğru bilgi, zan ve şüpheye dayanmayan, gerçeğe tam olarak uyan ve kesin delile dayanan bilgidir. Bilginin doğru olması için duyu organlarının sağlam, aklı selim, vahye bağlı haberin yalandan uzak olması gerekir. İslam, Müslümanların doğru bilgi edinip bu bilgiye göre davranmalarını emreder. Müslümanların zan, hurafe, gelişigüzel haber ve dedikoduya inanması doğru bir davranış değildir. İslam'da bilgi edinmek ve ilim sahibi olmak kadar bilginin mahiyeti, yani ne bildiği de çok önemlidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem faydasız ilimden Allah Celle Celaluhu'ya sığınırım buyurarak ilmin faydalı olması gerektiğini bildirmiştir. İslam Müslümanlara bilgi öğrenmelerini emretmiş, kadın ve erkeğe her Müslümana ilim öğrenmeyi farz kılmıştır. Müslümanlar hem bu dünya hem de ahiret için gerekli bilgi öğrenmelidir. Hiç şüphesiz insanı diğer varlıklardan ayıran temel özelliği bilgi elde etme ve bilgisi doğrultusunda hareket etme yetisidir. Bilgi ahlakı kişinin edindiği bilgisiyle amel etmesini ve onu başkalarıyla paylaşmasını gerektirir. İslam inancında imanın mahiyeti. İman, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Celle Celaluhu'dan getirdiği her şeyi tasdik etmek, onun haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul edip ve bunların doğru olduğuna gönülden inanmaktır. Allah Celle Celaluhu'ya, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve onun haber verdiği her şeye yürekten inanıp kabul ve tasdik eden kimseye mümin denir. Allah Celle Celaluhu'nun varlığını reddeden, İslam dininin temel esaslarına inanmayan, Kur'an-ı Kerim'in bir veya birkaç ayetini veya tamamını inkar eden kişiye de kafir denir. Allah Celle Celaluhu'nun dinine teslim olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin din adına bildirdiği her şeye gönülden bağlanan, ibadetlerini yerine getiren, dinin güzel ahlakını davranışlarına yansıtarak inandığı gibi yaşayan kişiye Müslüman denir. Buna göre Müslüman inancının gereğini tam bir teslimiyetle yerine getiren kişidir. İmanın en önemli unsuru kalp ile tasdiktir. İman, Allah Celle Celaluhu'nun varlığını, birliğini, sıfatlarını, peygamberlerini, ahiret gününü ve bunlardan başka iman edilmesi gereken şeyleri kalp ile tasdik edip, onaylayıp, dil ile ikrar etmesidir. Kişi iman konusunda herhangi bir baskı ve tehdit altında olmadan tasdik etmelidir. İkrar, kalbi ile iman ettiği hususları dil ile ifade etmesi, söylemesidir. İkrar, imanın bir unsuru değil, sadece bu dünya için bir şarttır. Bir kişi kalbiyle inanmadığı halde diliyle inandığını söylerse mümin olamaz. Bunun aksine kalbiyle tasdik edip inandığı halde diliyle bir özür veya tehdit altında olduğu için inandığını açıklayamayan, kafir ve inançsız olduğunu söyleyen kimse de mümin sayılır. İman kalp ile tasdiktir. Fakat bunun için kişinin neye iman ettiği hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Bu anlamda iman ile bilgi arasında yakın ve açık bir ilişki vardır. Dolayısıyla her inanan kişi neye inandığını bilmelidir. Fakat her bilgi sahibi kişinin de inanması beklenilmez. Bundan dolayı imanın temel unsuru kalp ile tasdiktir. İnanılacak konularda bilgi sahibi olan kişi kalbiyle ve özgür iradesiyle tasdik eder ve Allah Celle Celaluhu'ya teslim olur.
İman, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ı Celle Celaluhu'dan getirdiği esasların doğru olduğunu kabul edip onlara gönülden inanmaktır. İbadet ise Allah'ı Celle Celaluhu'nun rızasını gözeterek yapılan her türlü güzel iş ve davranış demektir. İman ve ibadet, İslam dininin en önemli iki temel unsurudur. Kişi iman ettikten sonra hayatına ibadet ve iyi işler yaparak sürdürür. İman etmeden yapılan iyilikler ve güzel amellerin ibadet değeri olmaz. İman, inanılacak hususların kesin delillere dayalı olup olmamasına göre de taklidi, hakiki iman diye ikiye ayrılır. Kur'an'dan mesajlar. İsra suresi 36. ayet ve Mülk suresi 23. ayetinde verilen mesajlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. Sadakallahul Azim. İsra suresi 36. ayet. İsra suresinde Müslümanlara dini ve ahlaki bazı ödevler sıralanmaktadır. Bunlardan birisi de Müslüman bir kişinin bilmediği bir şeyin peşine düşmemesi, bilgisiz hüküm vermemesidir. İnsan ya duyduğu ya gördüğü ile veya akıl ve vicdanıyla hareket eder. Yani bilgilerimiz ya habere ya gözleme ya da akla dayanır. Ayette bu bilgi kaynaklarının doğru kullanılması gerektiği, bunlardan sorumlu olunduğu ifade edilmektedir. Kuşkusuz bu yasak, insan ilişkileriyle ilgili olup, bilimsel ve fikri konularda kurallara uygun olarak tahminler yürütmek, görüş belirtip içtihatlarda bulunmak meşru, hatta gereklidir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. Sadakallahul Azim. Mülk suresi 23. ayet. Kur'an-ı Kerim'de insanın akıl sahibi, düşünen ve bilen bir varlık olmasına büyük önem verilir. Allah Celle Celaluhu bu ayette doğduğunda hiçbir bilgiye sahip olmayan insana bilgi vasıtalarından kulak, göz ve kalp yani akıl verildiği hatırlatılır. Doğduğunda hiçbir bilgiye sahip olmayan insana bilgi vasıtalarından kulaklar, gözler ve kalpler yani akıllar verildiğinin hatırlatılması, insanın en değerli ve ayrıcı niteliğinin gözlem ve düşünme kapasitesi olduğuna ve bu nimetleri verene şükretmek gerektiğine işaret eder. Bu nimetler aynı zamanda Allah Celle Celaluhu'nun eşsiz sanatını ve sonsuz kudretini göstermesi bakımından da önemlidir. Muhatabın sağduyusuna hitap edilerek onun yanlış inanç ve tutumlardan kurtulması, Allah Celle Celaluhu'nun varlığına ve birliğine iman etmesi istenmektedir. Birinci ünite, ölçme ve değerlendirme soruları. Soru 1. İslam düşüncesinde aşağıdakilerden hangisi herkes için bir bilgi kaynağı değildir? Doğru cevap B. Keşf. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi ilham için söylendiğinde doğru olur? Doğru cevap A. İlham, özel ve öznel bilgi kaynaklarıdır. Soru 3. İslam düşüncesinde aklın bilgi kaynağı olması noktasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Doğru cevap C. İnsan aklıyla inanç esaslarını belirleyebilir. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi iman ile ilgili olarak söylenemez? Doğru cevap C. İman için kalbin tasdiki olmaksızın sadece dilin ikrarı yeterlidir. Soru 5. Allah Celle Celaluhu'ya, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve onun haber verdiği her şeye yürekten inanıp kabul ve tasdik eden kimseye nokta nokta denir. Allah Celle Celaluhu'nun varlığını reddeden, İslam dininin temel esaslarına inanmayan, Kur'an-ı Kerim'in bir veya birkaç ayetini veya tamamını inkar eden kişiye nokta nokta denir. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kavramlar gelmelidir?
Doğru cevap D. Mümin, kafir. Soru 6. Kur'an-ı Kerim müminlerin özelliklerini şöyle açıklar. Bismillahirrahmanirrahim. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah Celle Celaluhu anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah Celle Celaluhu yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçekten müminlerdir. Onlara Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır. Sadakallahu'l-Azim, Enfal suresi 2'den 4'e kadar olan ayetler. Yukarıdaki ayetlere göre aşağıdakilerden hangisi müminlerin bir özelliği değildir? Doğru cevap C. Allah Celle Celaluhu yolunda infak etmezler. Soru 7. Usame bin Zeyd savaş esnasında bir adamı şehadet getirmesine rağmen öldürdü. Bu durumu gören sahabiler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme olayı anlattı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna çok üzüldü ve Usame bin Zeyd'i uyardı. Bunun üzerine Usame Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme "Ya Resulallah, dili ile söyledi fakat kalbi ile tasdik etmedi." deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ya Usame, sen onun kalbini yardın da mı baktın?" buyurdu. Yukarıdaki anlatılan durumda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman konusunda neyin önemini vurgulamaktadır? Doğru cevap A. İmanın dışarıdan görülebilen bir durum olmadığını. Soru 8. Bismillahirrahmanirrahim. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah-u Celle Celaluhu'ya, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Allah-u Celle Celaluhu'nun rızasını gözeterek yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte onlar doğru ve Allah-u Celle Celaluhu'ya karşı sorumluluklarının bilincinde olanlardır. Sadakallahu'l-Azim. Bakara suresi 177. ayet. Yukarıdaki ayette iman esasları ve ibadetlerden bahsedilmiştir. Buna göre bu ayette asıl vurgulanan durum hangisidir? Doğru cevap B. İman ve amel ilişkisi. Soru 9. Bismillahirrahmanirrahim. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. Sadakallahu'l-Azim. İsra suresi 36. ayet. Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Doğru cevap D. Kesin olmayan haberleri duyurmakta dini bir sorumluluğun olmadığı. Soru 10. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. Sadakallahu'l-Azim. Mülk suresi 23. ayet. Yukarıdaki ayette aşağıdakilerden hangisi daha çok vurgulanmaktadır? Doğru cevap A. İnsanın kendisine verilen duyu organlarına şükretmesi. İkinci ünite, din ve İslam. Din kavramını, din kavramının Kur'an'daki farklı anlamlarını ve İslam alimlerinin yaptığı din tanımları. Din sözlükte adet, yol, gidişat, ceza, mükafat, hesap, boyun eğme, kulluk, itaat anlamlarına gelir.
terim olarak ise Allah-u Celle Celaluhu tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilen akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleriyle hayırlı olan şeylere sevk eden ilahi kurallar bütünüdür. Kur'an-ı Kerim'de din kelimesi 92 yerde geçer. Bu ayetlerde başlıca şu anlamlarda kullanılır: İtaat, hüküm, tapınma, tevhid, İslam, şeriat, hudud, adet, ceza, hesap, millet. İslam alimlerinden Seyyid Şerif Cürcani dini şöyle tanımlar: din, akıl sahiplerini peygamberlerin bildirdiği gerçekleri benimsemeye çağıran ilahi bir kanundur. Dinin insan hayatındaki önemi. Din, insanın bir yönden korku ve acizlikle, diğer yönden sevgi ve güvenle tabiat üstü ve kudret sahibi olan varlığa, yani Yüce Allah Celle Celaluhu'ya bağlanmasıdır. Bu bağlılık insanın yaratanına yönelmesini, derin bir saygı ve samimiyetle ona açılmasını sağlar. Din, insanı hem içten hem dıştan kuşatan, onun düşünce ve davranışlarında kendini gösteren bir disiplindir. Din, insana kuvvetli bir irade ve sağlam bir karakter kazandırır. Din aynı zamanda toplumları yükselten, onların gelişmesini sağlayan bir kurumdur. İman ve İslam kavramları ve bunların arasındaki ilişki. İman, sözlükte inanmak, güvenmek, inanç bir şeyin doğruluğunu hiçbir şüphe duymadan kabul etmek demektir. Terim olarak iman, Allah-u Celle Celaluhu'nun kitabı Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla bize bildirdiği bütün bilgi ve mesajlara inanmaktır. İslam, sözlükte teslimiyet, barış ve kurtuluş anlamlarına gelir. Terim olarak ise Allah-u Celle Celaluhu tarafından peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahiy yolu ile bildirilerek bütün insanlığa gönderilen son ve hak din, Müslümanlık anlamlarına gelir. İman, inanılması gereken hususları kalbin tasdik etmesidir. İslam ise amel ve davranışlarla kalbin tasdik ettiği şeylerin davranışlara yansımasıdır. İslam inanç esaslarının özellikleri. İslam dininin inanç esasları herkesin anlayabileceği sadelik ve yalınlıktadır. İnanç esasları hiçbir şekilde kul ile Allah-u Celle Celaluhu arasına bir kişinin veya kurumun girmesine izin vermez. İslam inanç esasları dogmatik değildir. İnanç esasları insanlar veya kurumlar tarafından baskı ve zorlamayla kabul edilmez. Bu yüzden inanç esaslarında insanın hür iradesi esas alınır. İslam inanç esaslar kişiye ebedi kurtuluş için korku ve ümit arasında yaşamayı tavsiye eder. Nisa suresi 136. ayetin vermek istediği mesaj. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Allah-u Celle Celaluhu'ya, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah-u Celle Celaluhu'yu, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. Sadakallahu'l-Azim. Nisa suresi 136. ayet. Bu ayet iman esaslarının içeriğini ve iman esaslarına nasıl iman edilmesi gerektiğini bizlere bildiriliyor. Ayrıca iman esaslarının bir bütün olduğunu, bölünme ve parçalanma kabul etmeyeceği mesajını bizlere veriyor. İman esaslarını kabul etmeyen kimselerin durumuna da değiniliyor. İkinci ünite, ölçme ve değerlendirme soruları. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi din kavramı için söylenemez? Doğru cevap D. İnsanın yersiz korkuları nedeniyle ortaya çıkmıştır. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi İslam inanç esaslarının özelliklerinden biridir? Doğru cevap A. İnsan ürünü değil, vahiy kaynaklıdır. Soru 3. İslam inanç esaslarının temeli aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Doğru cevap B. Tevhid. Soru 4. 1. İnsanların hayatını düzenleyen bir nizamdır.
2. İnsanların güvenli ve huzurlu hayatlarının kaynağıdır. 3. İnsanın maddi sıkıntılarına karşı en büyük sığınağıdır. 4. İnsanlara yön vererek onları iyi ve faydalı şeyler yapmaya yöneltir. 5. İnsana birlikte yaşamanın verdiği hak ve sorumlulukları hatırlatır. Dinin insan hayatındaki yeri ve önemiyle ilgili yukarıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha azdır? Doğru cevap B. Yalnız 3. Soru 5. Yüce Allah Celle Celaluhu'nun tüm varlıkları kendi varlığını ve birliğini tanıyabilme gücü ve yeteneğiyle yaratması, haniflik, tevhid ve İslam inancıdır. İnsanın yaratılışında bulunan ve hayatı anlamlandırma çabalarına yön veren, çalışmakla elde edilemeyen ve inanmayı da içeren insanın doğuştan getirdiği yetenektir. Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap A. Fıtrat. Soru 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Allah Celle Celaluhu'ya, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah Celle Celaluhu'yu, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. Sadakallahu'l-Azim. Nisa suresi 136. ayet. Bu ayette inanç esaslarından hangisine değinilmemiştir? Doğru cevap C. Ahirete iman. Soru 7. Ayet ve hadislerde Allah Celle Celaluhu'ya nispet edilen isimler aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Doğru cevap D. Esma-i Hüsna. Soru 8. Bismillahirrahmanirrahim. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere şüphesiz benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin diye vahyetmişizdir. Sadakallahu'l-Azim. Enbiya suresi 25. ayet. Bu ayette vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap C. Peygamberlerin tebliğinin temelinde tevhid olduğu. Soru 9. Bismillahirrahmanirrahim. Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tağutu reddedip Allah Celle Celaluhu'ya inanırsa kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah Celle Celaluhu işitir ve bilir. Sadakallahu'l-Azim. Bakara suresi 256. ayet. Bu ayette İslam inanç esaslarının hangi özelliği ön plana çıkmaktadır? Doğru cevap A. Hür iradeye dayalı olması. Soru 10. İslam inanç esaslarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Doğru cevap B. Anlaşılması ve kabul edilmesinde aklın rolü yoktur. Üçüncü ünite. İslam ve ibadet. İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamı. İbadet, Allah Celle Celaluhu'ya gönülden isteyerek yönelmek, boyun eğmek ve itaat etmektir. İbadet, insanın yaratılış amacıdır. İbadet, bizleri var eden, her türlü nimetler verene, yüce yaratıcıya duyulan sevgi ve saygının bir sonucu ve göstergesidir. Bazı ibadetlerin namaz, zekat, oruç, hac uygulamasında belirli bir vakit ve şekil şartı vardır. Bunlara özel anlamda ibadet denir. Genel anlamda ibadet ise Allah Celle Celaluhu'nun rızasına dayanan her türlü söz ve davranıştır. İslam'da ibadetlerin yapılış amacı ve önemi. İbadet Allah Celle Celaluhu emrettiği için yapılır. Yüce Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Sadakallahu'l-Azim. Bakara suresi 21. ayette buyurarak insanların kendisine ibadet etmelerini istemektedir.
İnsanın yaratılmasının amacı Allah Celle Celaluhu'ya kulluk etmektir. Bu yüzden her insanın Allah Celle Celaluhu'ya ibadet etmesi ve onun rızasını kazanmaya çalışması gerekir. Bir ayette bu durum şöyle ifade edilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Sadakallahul Azim. Zariyat Suresi 56. Ayet. İbadet, Allah Celle Celaluhu'nun hoşnutluğunu kazanmak, ona olan saygı ve sevgimizi ifade etmek için yapılır. Ayrıca ibadet, Allah Celle Celaluhu'nun bize verdiği nimetlere şükretmek amacıyla yapılır. İnsan ibadet sayesinde Allah Celle Celaluhu'ya yaklaşır, ibadet insanı manevi olarak yüceltir. İbadet insana yaratıcı ile sürekli iletişim sağlar. Bu bilinçle yaşayan insan Allah Celle Celaluhu'yu unutmaz. Allah Celle Celaluhu'nun sevgisi kalbine yerleşir. İbadet insanı iyiliklere sevk eder, kötülüklerden uzaklaştırır. İbadet insana dünya ve ahirette huzur, mutluluk ve güven verir. İslam'da ibadetle yükümlü kılınma ile ilgili önemli kavramlar. İslam dininde Yüce Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmakla sorumlu tutulan kimseye mükellef denir. Dinimizde ibadetle yükümlü sayılan insanların davranışları ve bunlarla ilgili hükümlere de ef'al-i mükellefin, mükelleflerin fiilleri denir. İslam dininde ibadetlerle sorumlu kılınan insanların bazı davranışları yapmaları, bazılarını da yapmamaları gerekir. Dinimizde yapılması istenen davranışlar farz, vacip, sünnet, mendup kavramlarıyla ifade edilir. Yapılmaması istenen davranışlar ise haram ve mekruh kavramlarıyla belirtilir. Yapıp yapmamakta serbest bırakılan davranışlar içinde mübah kavramı kullanılır. İslam'da ibadetlerin temel ilkeleri. İbadetlerin temel ilkelerinin başlıcaları Kur'an ve sünnete uygunluk, niyet ve ihlastır. İbadetler Kur'an-ı Kerim'de genel olarak belirtilirken uygulanışı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğine ve uygulamasına bırakılmıştır. İbadetlerin geçerli olabilmesi için Kur'an ve sünnete uygun olması gerekir. Niyet, yapılan ibadetin amacıdır. Niyet, ibadetin özüdür. İbadetin kabul olması Allah Celle Celaluhu için yapılmasına bağlıdır. Allah Celle Celaluhu'ya inanan bir insan ibadetlerini yalnızca onun için yapar. Her türlü riyadan ve gösterişten uzak durur. İbadetlerinde hiçbir dünyevi çıkar ve menfaat beklemez. Hiçbir şeyi ona ortak koşmaz. İhlas, samimiyet, içtenlik, temizlik, saflık, gösterişsizlik anlamlarına gelir. İhlas, tutum ve davranışlarda sadece Allah Celle Celaluhu'nun hoşnutluğunu gözetme, sözün öze uyması, riyakar ve ikiyüzlülükten uzak olmaktır. İnsanın bütün davranışlarında, sözlerinde, inançlarında ve ibadetlerinde yalnızca Allah Celle Celaluhu'nun rızasını gözetmesidir. İbadetlerin bireyin ahlaki gelişimleri üzerindeki etkileri. İbadetler Allah Celle Celaluhu emrettiği için yapılır. Bu temel ilkenin yanında ibadetlerin bireysel ve toplumsal birçok faydası vardır. İnsan ibadetlerle Allah Celle Celaluhu'ya yaklaşır ve onunla olan bağını güçlendirir. İbadet insana huzur ve mutluluk verir. Hayatın karmaşası içinde manevi yönden destek olur. İbadet insanın yaratıcısı ile ilişkisini canlı tutmasını sağlar. İnsana sorumluluk bilinci kazandırır. Duyarlı bir insan olmasına katkı sağlar. İnsana iradesine sahip çıkmayı öğretir. Bilinçli ve ihlaslı yapılan ibadetler insanı kötülüklerden uzaklaştırır. İbadet aynı zamanda insanın Allah Celle Celaluhu'ya olan şükrünün bir göstergesidir. İbadetlerin toplum içinde diğer insanlarla birlikte yaşayan insana pek çok katkıları vardır. İbadetler toplumdaki insanlar arasındaki bağların kuvvetlenmesine katkı sağlar. Cemaatle kılınan namazlarda bir araya gelen Müslümanlar birbirleriyle tanışır, kaynaşır ve dostluk kurarlar. Cemaatle kılınan namaz topluluk bilincini geliştirir, sosyal dayanışmaya katkı sağlar. Oruç insan sağlığını olumlu yönde etkiler, yoksullara yardım duyguları
duyularını geliştirir ve yokluk içinde yaşayan insanların halini daha iyi anlamamızı sağlar. Zekat, insanın cimrilik ve bencillik gibi olumsuz duygularından kurtulmasına yardımcı olur. Hac ibadeti, dünyanın her yerinden gelen Müslümanların bir ve beraber olmalarının sembolüdür. Bakara Suresi 177. ayetin vermek istediği mesaj. Bismillahirrahmanirrahim. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik kişinin Allah Celle Celaluhu'ya, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmesi, sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olan kölelere harcaması, namazı kılıp zekatı vermesidir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır. Sadakallahu lazim. Bakara Suresi 177. ayet. Bu ayet dinimize göre asıl iyiliğin sadece şekilden ibaret olmayacağını bizlere bildirmektedir. İbadetlerde şekiller amaç değil araçtır. İçinde iman, ibadet ve ahlak erdemlerinin yer almadığı bir şekilselliğin din açısından temelde bir önemi yoktur. 3. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi ibadetin sözlük anlamı arasında yer almaz? Doğru cevap B. Dua etme. Soru 2. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır? Doğru cevap D. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun için sizden dünyevi bir karşılık beklemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Sadakallahu lazim. Şuara Suresi 109. ayet. Soru 3. Karşılaştığı mümin kardeşine tebessüm etmek, bineğine binmek isteyen kişiye yardım etmek, güzel söz söylemek, yol göstermek. Yukarıda verilen örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Doğru cevap A. Salih amel. Soru 4. İslam'da ibadetin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap C. Allah Celle Celaluhu'nun emrini yerine getirmek. Soru 5. 1. Allah Celle Celaluhu ile iletişimin canlı tutulmasıdır. 2. İnsanın Allah Celle Celaluhu'ya olan inancını pekiştirir. 3. İnsanın maddi olarak yücelmesini sağlar. 4. İnsanı kula kulluktan kurtarıp özgürleştirir. 5. İnsanı iyiliklere sevk eder, kötülüklerden uzaklaştırır. İbadet ile ilgili yukarıdaki yargılardan hangisi doğru kabul edilemez? Doğru cevap B. Yalnız 3. Soru 6. İslam dininde ibadetle yükümlü olmanın şartları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Doğru cevap A. Okur yazar olmak. Soru 7. Dinen sorumluluk çağına gelmiş bireylerin iyi ve kötü olan bütün davranışları ve bunlarla ilgili hükümlerdir. Allah Celle Celaluhu'nun yapınız veya yapmayınız şeklinde isteklerine muhatap olan insanların yapmış olduğu iş ve davranışlardır. Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap C. Ef'al-i mükellefin. Soru 8. İslam dininde mükellefin yerine getirme sorumluluğu farz-ı ayn ve farz-ı kifaye şeklinde iki kısma ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi farz-ı kifaye olan bir ibadettir? Doğru cevap D. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek. Soru 9. Mendup, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bazen yapıp bazen terk ettiği işler nafilelerdir. Aşağıdakilerden hangisi mendup kapsamında değerlendirilemez? Doğru cevap A. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi beyaz elbise giymek.
Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi İslam'da ibadetlerdeki temel ilkelerden biri değildir? Doğru cevap B. Adalet. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.